Aşk olsun oğlum. Niyetinizi bari bize diyeydiniz. Ha? Yani bir danışma zahmetinde bile bulunmadınız. Ya anne, danışacak bir şey mi kaldı? Zaten herkesin bildiği durum. Hayır, yetişkin insanlarsınız tabii. Yani sizin kararınıza biz karışacak değiliz ama... yani bir erkek tarafı olarak bir hazırlığımız olur, bir şeyimiz olacak. Değil mi yani? Hem nerede görülmüş böyle canım? Biz gidip de kız mı istedik? Allah aşkına. Yani usulen de olsa gidip bir kız istemek falan lazım, öyle değil mi? Ah Zemzem Hanımcığım, ah. Şimdikiler böyle, başlarına buyruk. Vallahi ben de hepinizle birlikte orada öğrendim bu durumu. Allah Allah. Sanki sen kaçacakmışsın, öyle mi? Bari önce sana söyleyeydim yine. Damadın kaçmasına az kaldıydı. Kız hissetti tabii. Hemen el koydu duruma. Burada Hayri abla. Merak etme, torunum burada. Hayır, hayır. Hiçbir yere bırakmam ben onu. Merak etme. Murat yoldan çevirmiş, bizim eve getirdi. Efendim? Ha yo yo, o da şey diyor zaten, bu akşam burada kalayım, yarın sabahleyin erkenden giderim diyor. Tamam, ben yine de geleyim, gözümle bir göreyim. Büyük hanım. Bir de ayağına mı gideceksiniz o süprüntünün? Ah be candan. Güzel gelinim. Ben vaktiyle ne sefil ciğersizlerin ayağına gittim. Onların evime bulaştırdığı kiri, pası, çamuru temizlemek için. Şimdi korkmuş masum bir çocuğun ayağına gitmekten mi gocunacağım? Sen de torunum hakkında konuşurken bir daha ağzından çıkanlara çok dikkat edeceksin. Candan. Şekerini attım ben. Eyvallah kardeşim. Ne yapacağım? Çiftliğe gel, burası daha güvenli diyor. Kız haklı. Her yer buradan daha güvenlidir. Diyorsun. Teksoy'un tepemize bir mesam meselesi, öyle değil mi? Öyle de abi Selat ya. Vallahi. Kusura bakma kardeş ya, sana da böyle yük oldum ben. Ya. O anlamda mı dedim? Ne alakası var oğlum? Saçmalama. Bizim muhabbetimiz mezara kadar, biliyorsun. Ya biliyorum tabii, bilmez miyim de işte. O zaman ben ne yapayım? Toplanayım vallahi. Sen beni otogara bırakırsın herhalde. Saçmalama oğlum. Şimdi tüm acentaları tembihlemiştir Teksoy. Anında enselenirse. Allah'ım, o da doğru. Ya ben burada fare gibi sıkıştım kaldım ya. Hele dur, birkaç gün daha bekleyelim. Bir ortalık durulsun. Olmadı seni Balıkesir taraflarına atarım. Oradan binersin İstanbul arabasına. Ay benim kardeşim ya. Ya gel sen öpeyim, gel. Ya gel, oğlum, git akşam akşam gel, işine gel. Ya. Ay Serhat'ım ya. Buyurun. Hoş geldiniz hanım. Hoş bulduk Zemzem. Ay benim de gözlerim nasıl kapanıyor. İzninizle yatsam ayıp olmaz herhalde, değil mi? Yok yok. Tabii tabii, buyurun, yatağınız hazır sizin. Seni üzecek bir şey mi yaptık kızım? Estağfurullah. Ama bu iş yürümez. Yani zorlamayalım. Olmaz yani. Beni istemiyorlar. Haksız da değiller. En iyisi siz yolunuza, ben yoluma. Bakın gerçekten böylesi daha iyi. Babanın kararına uymayacaksın yani, öyle mi? Bak, bence sonradan çok pişman olacağın bir adım atma. Seni sık boğaz etmeyelim. Sen bu gece yat, bir güzel uyu. Rüyanda belki babanı görürsün.
Belki bizim yapamadığımızı o yapar. Fikrini değiştirir seni. Ben bu gece değirmende kalacağım. Size iyi akşamlar. Dur oğlum, dur ben de çıkıyorum. Hadi. Kararınıza çok sevindim oğlum. Allah tamamını erdirsin. Biz de hemen hazırlıklara başlarız. Hadi hayırlı geceler. Sabah ola hayır ol. Rüya. Kızım, sen nasıl rahat ediyorsan öyle davran. Hayır yani eğer burada rahatsızsan, yani bunda zorlamanın anlamı yok, değil mi? Bunun da yüreğine inecek zengin gelinin kafası atacak da bunları kapıya koyacak diye. Kızgınsın biliyorum. Mine'ye kızma senden habersiz böyle bir açıklama yaptı diye. Hayırlı bir yuva kurulacaksa kimin hangi adım attığı hiç mühim değil. Sen de benim bir oğlumsun artık. Kafandan geçenleri biliyorum. Geçmesin. Teferruatı bırak. Bir an önce yola revan olun. Gençlik çabuk geçiyor oğlum. Evinizi, yuvanızı bilin artık. Hadi iyi geceler. Balkon.